Saygıdeğer Genel Başkanımız, Manisa'mızın gururu, Türkiye'mizin umudu, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın İlçe Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Sayın Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, İl ilçe yöneticilerimiz ve hepimizin her zaman destekçisi olan hem ulusal basının hem de yerel basının saygıdeğer basın emekçileri, bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in makamımızı, belediyemizi ziyaret ederek bizi onurlandırdığı için kendisine teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Kendisinin demokratlığı, demokrasiye olan inancı sonucunda biz buralardayız. Kendisine bir kez daha bu konuda gösterdiği demokrat tavrından dolayı teşekkür ediyorum ve sözü daha fazla uzatmadan Sayın Genel Başkanımıza bırakıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Sayın Genel Başkanım. Benim açımdan çok anlamlı bir ziyaret. Gerçekten çok uzun yıllardır beklediğimiz bir ziyaret. Yunus Emre benim de, Sayın Belediye Başkanımızın da, pek çoğumuzun da ikamet ettiği ilçe. Bizler her ikimiz de Şehzadeler'de doğmuş, orada okumuş, büyümüş ve daha sonra da Manisa, büyüyen Manisa'nın Yunus Emre ilçesine taşınmış insanlarız. Parti üyeliğimizin kaydı Yunus Emre'ye aittir. Burada genç ilçe başkanımız var, biz onun ilçesinin üyeleriyiz. Dolayısıyla geçen seçim çok büyük bir güçlükle Manisa'da ittifak gereği İyi Parti'deydi. Hem ilçemiz hem büyükşehir partimizin logosunun olmadığı bir seçimi yaşamıştık. Elimizden geleni yapmıştık her ikimiz de ama maalesef Manisa kazanılamamıştı. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'daki 17 ilçeden liste veremediği bir ilçeyi de saymazsak yarışa girdiği sadece 2 ilçeyi kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarda olduğu büyükşehir ve 5 ilçeyi kaybetti. Manisa'da şu anda partimize ait belediye başkanları dışında Yeniden Refah'ın bir, AK Parti'nin 2 belediyesi var. Geriye kalan toplam 15 belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bu kamu görevini yapacaklar. O açıdan kendi şehrimizde, kendi ilçemizde bugün sabahleyin uyandığımda uyandığım ilçenin belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili Semih Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tabii bu büyük bir keyif ama buradan özellikle ifade etmek istediğim husus, Manisa'da yıllardır biz seçim kaybettik. Yıllardır, yıllar oldu, bayramlaşmaya Cahit Kaplan'la ikimiz gitmiştik sadece. Ve hep yalnızlık, hep zorluklar çektik. Bizi arayıp da partinin milletvekili olarak, partinin grup başkan vekili olarak, ülkenin ana muhalefet partisi olarak arayıp da bir isteğiniz, yapabileceğimiz bir şey var mı diye soran oldu. İl başkanıma talimatım o yönde oldu. Bundan sonraki her resmi günde, her resmi bayramda birinci partinin ve Manisa'daki iktidarın sahibi olarak bütün partileri arayıp onları da buralara dahil etmek olacak. Buradan Manisa'daki bize oy veren vermeyen herkese sesleniyoruz. Seçimi sandıkta bıraktık. Bizim Manisa'daki %60'lık başarımızın sebebi geçmişte olan her şeyi bir yana bırakıp Manisa'da parti içinde büyük bir birlikteliği, büyük bir barışı sağlamış olmamızdır. Şimdi Manisa'yı ayağa kaldırmanın yolu geçmişte olan biten her şeyi geride bıraktık. AK Parti'ye oy atan, MHP'ye oy atan kimse kendini dışarıda hissetmesin. Bu belediyeler onlara da hizmet etmek için var. Ve onlar, efendim CHP var, bundan sonra bize yaşam şansı tanımazlar diye bir şey yok. Ne esnafı, ne müteahhiti,
ne bir başkası. Kurallar neyse herkese eşit uygulanacak. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii ki geçmiş dönemlerde yapılan bir takım hatalar, bir takım eksiklikler, bir takım kasıtlar, bir takım kusurlar var. Küçük hataları, kusurları görmeyiz. Ama kasıtları ve özellikle kamu kaynaklarının bir partinin yandaşlarına peşkeş çekilmesini, 150 bin liraya yapılacak için 350 bin liraya yapılmasını, bundan hiçbirini affetmeyiz. Sorumlusu kamu görevlisi ise kamu görevlisi, siyasetçi ise siyasetçi verecek. Ama onu asla ve asla, asla ve asla bir hesaplaşma, hesap görme şeklinde değil, kanun neyi gerektiriyorsa bilgileri, belgeleri savcılara teslim etme şeklinde objektif bir şekilde yapacağız. Onun dışında suçu olmayan, hatası, ufak tefek hataları olanları da affederiz. Ama bilerek, kasten suç işlemeyen kimseye bir şey yapmayız. Fark etmeden kendisine suç işletilenlerin durumunu hep birlikte değerlendireceğiz. Ama suçun, rüşvetin, kirliliğin parçası olan kimseyle yol yürümemiz mümkün değildir. Onlar hesaplarını verecekler. İçinde bulunduğumuz oda Türkiye'nin en çok konuşulan makam odalarından bir tanesi. Elbette zevkler, renkler tartışılmaz. Ama müsriflik, israf varsa biz ondan uzak dururuz. O noktada da evli sabık yaratma niyetinde değiliz. Ama yetimin hakkını yemiş olan varsa, Manisa'nın hakkını başkalarına peşkeş çekmiş olan varsa, o dönemler bitti. Şimdi onların hesabını verme dönemi başladı. Çünkü bu Manisa'da esnaf yokmuş gibi Türkiye'nin öbür ucundaki esnaflardan, şirketlerden ihaleler verenler veya Manisa'nın varlıklarını birilerine peşkeş çekip oradan bir partiyi finanse edenler, oralardan bazı işleri, kirli işleri siyasetin finansmanında kullananların döneminin sona ermiş olmasını büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bundan sonra kimseyi üzmeden, rencide etmeden, ailelerle uğraşmadan ama gerçek sorumlular savcılık önünde geriye dönük olarak hesaplarını verecekler. O konuyu yapmazsak zaten kendimizi inkar etmiş oluruz. Ama parti anlamında, partili anlamında, oy veren anlamında böyle kimsenin ekmeğiyle oynama, kimseyi işinden etme gibi işler olmayacak. Ama tabii yürüyen soruşturmalar var. O soruşturmalar devam edecek. Şuracıkta Manisa'nın evladı Özgür Özel sanki kendi şehrinde şehit cenazesine gidemiyormuş diye bir algı yaratmaya çalışanlar oldu. Şehidimizi karşıladık. Gelmezseniz orada bir provokasyon var diye uyardılar. Dedim ki Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesine gitmedi dedirteceğime ölmeyi göze alıyorum dedim ve o cenazeye geldim. Benim kendisi de hiç söylemedi, biz de söylemedik. İnsanlar üzülmesin, korkmasın diye benim bana tahsis edilmiş koruma ekibinin başı emniyet müdürünün kolu kırıldı, omzu kırıldı, kaburgaları kırıldı. Tam iki ay boyunca görev yapamadı. Şimdi o görüntülerin içinden görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi personelleri var. Yunus Emre Belediyesi'nin personelleri var. Teker teker hepsi ortaya çıkacak. Biz Özgür Özel şehit cenazesine gidemez dedikleri yere gittik. Cenazeye katıldık. Şehrimizden ayrıldık. Ve ilk bayramda 800 kişiyle birlikte Hatuniye Camii'nde bayramlaştık. Manisalılar evladına sahip çıkmıştır. Kumpasçıların kurdukları her türlü tuzak ve pusu boşa düşmüştür. Manisa'da Özgür Özel'in partisi %60 oy almıştır. Ve bugün o caminle aynı yerde olan bir belediyede o kumpasın iki tarafı var. İkisini de biliyoruz. Hepsinin hesabı görülecek. Hepsi yargı önünde hesap verecek. Ve ben Manisalılara efendim Özgür Özel şehrinde şehit cenazesinde protesto edildi haberinden partimizi belli bir noktaya düşürmek isteyenlere en iyi cevabı Manisalılar verdi. Üç Manisalı'dan ikisi Özgür Özel'in partisine, Özgür Özel'in adaylarına oy verdiler.
Biz bu anlamda Manisalılara çok teşekkür ediyoruz. O rezil kumpasın bütün bileşenleri önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Çıktı biliyoruz, teker teker ortaya çıkacaklar. Kanun önünde hesap verecekler. Siyasi sorumlularıyla da bir siyasi arenada gerekli mücadeleyi veririz. Buradan kendi oturduğum ilçeden ve kendi şehrimden şunun müjdesini vermek isterim. Önümüzdeki hafta bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir hafta sonra bir israf ve tasarruf genelgesi yollayacağız. Geçmişin şatafatından arınacağız. Dün Denizli'deydik, 45 tane makam arabası iade edildi. Daire başkanlarını bırakın, daire başkanlarının özel kalemlerine kadar makam arabalarının tahsis edildiği bir süreç var. Herkes belediyeye kendi arabasıyla gelecek. Havuzdaki arabadan kamu görevi çerçevesinde ihtiyacını karşılayacak. Ondan sonra kendi arabasıyla evine dönecek. Öyle tabii ki belediye başkanının makam arabası olur. Temsilin gereği olur. Makamın gereği yapılacak işler olur. Ama belediyede eşe, dosta, arkadaşa, önüne gelene makam arabası tahsis eden, herkese bir makam veren, altına araba çeken zihniyet ne zaman bu ülkede açlık, yoksulluk ortadan kalkar, o zaman bu makam arabası meselesinde belki bir tık daha müsamahkar olabiliriz. Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz. Türkiye'nin çok borçlu belediyelerinden bir tanesi, en büyük ilçe belediyelerinden biri borçlu. Birisi devralınmış durumda. Bu borçların kapatılması, bir şekilde döndürülmesi ve belediyenin hizmet etmesi gereken yerlere hizmet etmesi gerekiyor. Standart belediyecilik hizmetlerinde bir aksama olmayacak. Ondan sonra her kuruş sosyal belediyecilik için harcanacak. Yoksullar için harcanacak. Dezavantajlı gruplar için harcanacak. Ve bu kentte birileri açlık çekerken birileri sefa sürmeyecek. Birileri yoksulluk çekerken birileri dağda belediyenin yaptırmış olduğu köşklerde israf masalarında homili gırtlak yemeyecek. Yoksulluk varsa yoksulluk ortadan kalkana kadar kimse israf ve şatafatın, lüksün yaşandığı bir belediyede bulunmayacak. Başkanımız da, diğer başkanlarımız da, büyükşehir başkanımız da mütevazi insanlar, halkçı insanlar. Onlar görevi bıraktıklarında, bunlar geldiğinde göya kulak yiyemeyeceğiz diye gelip de israf edenler, yandaşı zengin edenler varken bunlar geldi, yoksula sahip çıktı. Kimse size sahip çıktı ve geldiler, bizim kursağımızdan geçecek lokmayı hesap ettiler dedirteceğiz. Sosyal belediyecinin en iyi örneklerinin Yunus Emre'de de, Şehzadeler'de de, 15 belediyede de, büyükşehirde de verildiğini göreceğiz. Biz, ya ben CHP'ye oy vermedim ama helal olsun geldiler, insan ayırmadılar. Helal olsun geldiler, yoksula partizanlık yapmadan sahip çıktılar deniyorsa, hayır duasını alıyorsak biz başardık demektir. Bunları yapmadık. Eskiden yönetenler gibi yönettik. Partimizi zenginleştirdik. Etrafımızı zenginleştirdik. Gençlik kollarının altına araba çektik. İl başkanının arabasını belediyeden verdik. İlçe başkanlarının altına araba çektik. Vallahi bizde öyle ilçe başkanı da yok, öyle il başkanı da yok. Partinin harcaması partiden, yoksulun harcamaları belediyeden. Biz yoksula yapılabilecek katkıyı partinin iline, ilçesine, yöneticilerine vermeye başlarsak, Erdemliler Hareketi diye kurulup da bugün bu noktaya savrulan ve bir zamanlar 6-7 milletvekili çıkardığı ilde ittifak ortağıyla birlikte %30'u zor alanların durumuna savruluruz. O yüzden biz insanların bize şımarın diye, israf edin diye, peşkeş çekin diye değil, bize sahip çıkın diye oy verdiklerinin farkındayız.
Bizim ailelerimiz, dedelerimiz yoksulluk görmüş. Büyüklerimiz memuriyetten gelen, emekli maaşıyla geçinen insanlar. Kardeşim benim ilk kez buradan söylüyorum, Barış Özel. Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Adalet yürüyüşünden beri. Çalıştığı bankadan adalet yürüyüşü için izin istedi. 60 gün izni olduğu halde iznin vermediler. Kendi adalet yürüyüşünü başlattı, işi bıraktı. Onu yaptığı için adalet yürüyüşünden beri işsiz. Ama bilmez miyiz? İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım. Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. Sonra EYT'den emekli oldu, hala işsiz. İş bulursa kendi bulur. Ama asla ve asla abisi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz. Ne Semih Balaban'ın, ne Ferdi Zeyrek'in, ne Özgür Özel'in, ne herhangi bir belediye başkanımızın buna ihtiyacı yok. Ailelerimizin buna ihtiyacı yok. Biz Türkiye'ye örnek olacağız. Bu ülkede nelerin olduğunu, nasıl yönetildiğini, nasıl yandaşların kayrıldığını hep birlikte yaşadık. Şimdi bizim yandaşlarımızın kayrılması için bu belediyeyi devir teslim almadık. Bir devri bitirmek, yeni bir devir açmak için geldik. İktidar olduğumuzda da Avrupa Sosyal Demokratlarının mütevaziliğinde olacağız. Bunu da şimdiden başlatacağız. Ben burada bizi takip eden yerel basının hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da maalesef zaman zaman olmadık işlere alet edildiler. Maalesef basının finansmanının belediyeler üzerinden yapıldığı süreçler oldu. Bir zaman MHP-AKP dengesi vardı. Cumhur İttifakı olunca bizler çok büyük güçlükler çektik ama emekçilerin hiçbir tanesine bir kinimiz yoktur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi diğerlerinin yaptığı gibi yapmayacak. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi yandaşlaştırmayacağız. Siyasete girdiğim gün bana uzatılan mikrofon hala burada duruyor. ETV mikrofonu. Basın mensuplarının hepsi buradalar. Teker teker saymayayım ama Ahmet abiden Cüneyt abiye, İlker Kılıçarslan'dan Doğan Haber Ajansı'nın duayen muhabirine, acısıyla tatlısıyla hep birlikte bugünlere geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık yeni bir devir başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Aksiyen bir şey olursa il başkanım üzerinden haberim olsun. Belediye başkanlarım üzerinden, ilçe başkanlarım üzerinden haberim olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Ayrıca bu törene Semih Başkan'ın geçmiş dönemde birlikte il başkanlığı yaptığı Ali Abbas Ertürk, kendisi bizim çok değer verdiğimiz bir il başkanımızdı. Şimdi benim Ensar Aytekin'in genel başkan yardımcımız, örgütten sorumlu, onun yardımcısı, parti meclis üyemiz. Yine burada önceki dönem Afyon il başkanlığı yapan Yalçın Kocagöz var, Görgöz var ve şimdi yine parti meclis üyemiz ve Ensar Aytekin'in yardımcısı, örgütten sorumlu genel başkan yardımcımızın yardımcısı. Yine burada genel başkan yardımcımız Nide il başkanlığından gelen, şu anda da tarımdan sorumlu genel başkan yardımcımız ve gölge tarım bakanımız, çok kıymetli dostumuz Eren Adem var. Hep birlikte buradayız. Manisa milletvekillerimizle, Turgutlu Belediye Başkanımızla burada olmak büyük bir keyif. Ayrıca benim çok özel bir misafirim Sayın Vela Baba. Malatya'da %18'lik oylarımızı %38'e çıkaran Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni de o zaferim yaşamayı gelecek seçime bırakan çok değerli abim Vela Baba var. Genç Osman Başkanımız, Gençlik Kolları Genel Başkanı eşlik ediyorlar. Ve meclisteki özel kalem müdürümüz Mine Hanım, genel merkezdeki özel kalem müdürümüz Gülen Hanım buradalar. Onlar Manisa'yla bizim diyaloğumuzu hep uzun yıllar sağladılar. Böyle bir günde, Nesir Şenliği'nde birlikte olmak için hep birlikte buradayız ve çok keyifliyiz. Birazdan da diğer belediyemize, Şehzadeler Belediye'mize ziyarette bulunacağız. Ardından da birazcık Nesir Festivali'nin hep birlikte tadını çıkaracağız. Belediye başkanımıza, atanan belediye başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum. Her siyasi partiden belediye meclis
üyelerimize uyumlu ve Manisa'ya, Yunus Emre'ye katkı sağlayacak çalışmalar için şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Tabii. Öncelikle il başkanımıza, ferdi başkanımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanımıza ve bize her zaman destek olan önceki dönem bizden daha tecrübeli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızda çok güzel bir uyum var. Her konuda omuz omuza, kol kola yürüyoruz. Ferdi başkanım da bize destek oluyor. En önemlisi büyükşehir almamızdı zaten. Büyükşehir almadıktan sonra bunların hiçbir anlamı, önemi yoktur. Bir de sizin talimatınız gereği mal varlığımı ben zaten 20 Mart'ta açtım. Seçimlerden önce basınla da paylaştım, kamuoyuyla da paylaştım. Ve mal varlığımı zaten tüm kamuoyu biliyor sizin talimatınız gereği. Önceden yapmıştık, bilginiz olsun. Yine sizin talimatınızdan önce biz hiçbir başkan yardımcımız basın da duysun, sizlerin yolunda gidiyoruz. Makam aracı yok. Kendileri geliyorlar araçlarıyla buraya, bırakıyorlar. Aynen dediğiniz gibi ilk günden itibaren havuzdan kullanıyoruz. Ve yine 48 tane makam aracını iade ettik. Ve 70 milyon araç kiralama bedeli borcumuz var Sayın Genel Başkanım. Çok ciddi bu rakam yani. Borcun neredeyse %7'si yeni uçuyor yani. Ama hepsinin altından sizlerin, ferdi başkanımın desteğiyle, vekillerimin, belediye başkanımın, il başkanımın ilçe aşacağız. Yine o kadar çok zarar uğratmışlar ki 1.721 metrekare arsayı, burada zaten belgesi, bütün bilirkişi raporlarına göre 25-30 bin lira olması gereken yeri 8.500 liradan satmışlar. Tam 29 milyon kamu zararı işte. Neden borçlanıyor belediye? Sizin dediğiniz gibi yandaşlara aktarılmaktan dolayı kaynaklar borçlanılıyor. Biz sizin bütün söylediklerinize sonuna kadar katılıyoruz. Sizlerin yaptığı rehberlikle bu belediyeyi yöneteceğiz ve uyum içinde halkın belediyesi yapacağız. Her zaman da halktan kopmadan, güç seyirlenmesine uğramadan, nasıl siz genel başkan olduğunuz yine aynı Özgür Özel'siniz. Ben de nasıl daha önce Semih Hoca'ysam aynı şekilde süreci götüreceğiz. Halkın da çok büyük bir teveccühü var hepimize. Tekrar ben size teşekkür ediyorum ve iyi ki geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma da, il başkanıma da, genel başkan yardımcılarıma da, milletvekillerime de, ilçe başkanlarıma ve belediye başkanlarıma, kısacası emeği geçen meclis üyelerimize, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Söz sizin gelse. Tabii burada da benzer örnek, bir ilçe belediyesinde 48 lüzumsuz makam aracı, hepsi iade edildi. Bunlar 70 milyon lira parayı bugün Manisa'da yoksullara gıda yardımı olarak yapsanız herkesin karnı doyar. Ama 48 tane bu belediyede çalışan insana, ki biliyorsunuz öyle gösteriliyor, AK Parti'nin ilçe başkanlarına kadar makam araçları tahsis ediliyor. Dışarıda olanlar var, burada olanlar var. Hiç değilse Manisalılar Semih Hoca'yı seçmekle 48 lüzumsuz makam aracının kirasından, şoför maaşından ve mazotundan, vergisinden kurtuldular. Bu daha başlangıç. Hepsini yapacağız. Günü gelince de kimlere tahsis edilmiş onları da çıkarız. Vatandaşın bunları da bilmeye hakkı var. Ayrıca her gittiğimiz belediyede bir şey öğreniyoruz. En son Süleymanpaşa Belediyesi'nde şöyle bir şey öğrendim. CHP'li belediyenin de borcu var, AK Partili belediyenin de. AK Partili belediye SGK borcu karşılığında SGK'ya arsa vermiş. Ama nasıl arsalar vermiş? Üzerinde cami olan arsalar vermiş. Camiyi SGK'ya veriyor. Şimdi o cami cami mi? Cami. İbadete açık mı açık? Kapatılacak mı? Asla. Yıkıp da arsaya başka bir şey yapılır mı? Olmaz. SGK o arsayı ne yapacak? Ama borçtan düşüyor. CHP'li belediyelerde böyle bir şey yapıyor musun? Yok. Üzerinde cami olan yeri arsa diye SGK borcuna, vergi borcuna saydırıp borçtan kurtuluyorlar. Böyle şeytanın aklına gelmeyecek yöntemler. Aslında ne yapıyorlar? Vergi kaçırıyorlar. Tahsil kabiliyeti, yani vergi borcu yerine
tahsil kabiliyeti olmayan arsa veriyor. Hadi bakalım SGK desin ben bu arsayı satıyorum. Yapabilir mi? Yapamaz. Üzerinde cami olan bütün arsaları SGK'ya verip borçtan kurtuluyor. Ben bunu önümüzdeki günlerde CHP'li belediyeler, AK Partili belediyeler SGK'ya, vergi dairelerine borçtan kurtulmak için neler verdiyse benzerlerini tekrar edeceğiz. 150 milyon SGK borcumuz var. 50 milyon üçünde vergi evet. borcumuz var Sayın Genel Başkanım. Yani size evet. destek ve anlamda. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa cevaplayabiliriz. Sayın Genel Başkanım, şimdi sizin bugüne kadar izlediğiniz yolu fevkalade takip ediyoruz. Yani radikal üslupta daha böyle paylaşımcı, yaklaşımcı, siyasette farklı bir modeli iki rüzgarı arasında gördük. Burada da aynı şeyleri görüyoruz. Yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı sizin de telaffuz ettiğiniz gibi bir tebrik almamıştınız ilk başta. Sonradan esneme oldu ilgili genel başkan düzeyinde veya cumhurbaşkanı düzeyinde. Birkaç gündür Sayın Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç hiçbir AK Partili'nin yapmadığı Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ziyaret etti. Sayın Ferdi Başkanımız, Sayın Semih Bey'i. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani bu nasıl okumanız lazım? Yani sizin zeytindanınıza karşılık mı oldu? Ya şöyle, Mücahit Bey'in yaptığı ziyaretlerden haberim var. Çok memnun oldum. Doğrusu bu. Bunları yapmak lazım. Ben geçmişte bu belediyeye gelmedim ama biliyorsunuz şehzadelere gitmiştim. Bu belediye başkanıyla aramızda dava vardı. Kamer Genç'in üzerine saldırmıştı. O karşılıklı davalaşmıştık. Bu belediyeye gelmemiştim. Bu belediyeye böyle geleceğimi söylemiştim. Allah nasip etti geldik. Bu tip işlerin yapılması, siyasetin normalleşmesi vatandaşın da arzusudur. Belediyelerimiz kamu binalarıdır. Nasıl vergi dairesine her parti gidebilirse belediyelere de gider. Buraya hangi partiden bir milletvekili gelirse başımızın gözümüzün üstündedir. En büyük şehir, en belediyelerimiz. Doğrusu budur. Bunun yanında ben geçmiş dönemde grup başkan vekiliydim ve işimiz bizim meclisteki partimize kötü bir söz söylenirse cevabını vermek ve oradaki müzakereyi, münakaşayı yönetmek. Tabii kamuoyu bir buçuk dakikalık en yüksek tansiyonlu yerlerini görüyordu. Ama normal şartlarda siyasette münakaşayla müzakere birlikte yürür. Önemli olan nezaketi terk etmemek. Ayrıca partilerin genel başkanlarının en doğru ilişki biçimini yönetmek gibi bir sorumlulukları var. Biz 31 Mart'a kadar ikinci partiydik ve o zaman birinci partiye düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlardı. Hatta ben mecliste de dile getiriyordum. Diyordum ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'e edebalinin bıraktığı öğüt ey oğul diye başlayan iktidara mı bırakılmış muhalefete mi diyordum. Bir okuyun diyordum. Şimdi biz birinci parti olduk. Öğüde okumak bize düşer. Bayramda telefon açmak bize düşer. İlk ziyareti yapmak bize düşer. Gerilimi düşürmek bize düşer. El uzatmak bize düşer. Müzakere etmek, mücadele etmeye mani bir iş değildir. Hatta en etkin mücadele yöntemi müzakereye dayalı mücadele yöntemidir. Kıbrıs Kurtuluş Savaşı yaşandı, bitti. Düşman kovuldu. Ama en önemli başarı Lozan'da sağlandı. Lozan mağlup devletlere, dünyanın en büyük devletlerine Osmanlı'nın tapu senedini imzalatmaktı. Burada İsmet Paşa önce canını ortaya koydu, düşmanı yurttan kovdu, Batı cephesi kumandanı olarak. Ama esas zaferi Lozan'da kazandı. Önce güçlü olacaksınız, sonra da müzakereyle o gücünüzü tescil edeceksiniz. Biz seçmenin bize verdiği gücü müzakere masasında da kullanmak durumundayız. Yoksa ben kimseyle görüşmüyorum dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün. Ama biz bu kadar çok hizmet etmemiz gereken belediye de elimizdeyken müzakereyi sürdüreceğiz. Ama sonuç alamadığımız yerde siyasetin diğer mücadele enstrümanlarını kullanmaktan da hiç geri kalmayacağız. Başkanım hoş geldiniz. Ben de bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir randevu talep ettiniz. Ve bu randevu nezaket ziyareti değil bir çalışma ziyareti olacak dediniz. Nezaketimizi bozmadan sert bir muhalefet olacağız dediniz. Nasıl bir çalışma planınız var ve süreç nasıl işliyor randevu talep ettiniz? Belediyelerimizin sorunlarından
Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmasına kadar bizim üzerinde konuşmamız gereken önemli meseleler var. Cumhuriyet Halk Partisi, yurt içinde ana muhalefet partisi, sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var ama Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli, Cumhurbaşkanı seçildiği için partisi üyeliği dondurulmuş durumda onlardaki siyasi gelenek gereğince. İspanya Başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider, sol sosyal demokrat, sosyalist lider. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminden aynı masadayım, kiminden aynı prezidiumda görev yapıyorum. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Bu konuları görüşeceğiz. Çok uzun yıllardır terk edilmiş bir takım devlet geleneklerini tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz ama tabii görüşmeden önce bütün görüşme içeriğini kamuoyuyla paylaşma gibi bir şey söz konusu değil. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalında açıklayacağız. İçeride müzakere değil, mücadele etme zamanı dedi ve dün akşam da eski genel başkanlardan Murat Karayalçın sizin görüşmenizi, müzakerenizi olumlu olarak değerlendirdi. CHP içerisinde bir fikir ayrılığı mı yaşanmakta? Şöyle, CHP içinde fikir ayrılığı yaşanmaz. Sayın Genel Başkanımız partiyi yönettiği süreçlerde de önceki genel başkanlardan fikir alıyordu. Farklı düşündükleri oluyordu. Sonra en doğrusunu uyguluyordu. Bizim önceki genel başkanlarımızın bir konuda iki farklı görüşte oluyor olmaları partinin düşünsel zenginliğini gösterir. Ve doğruyu en doğruyu yapmamız noktasında önümüze en doğru ışığı tutar. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği bu. Şöyle düşünün, Tayyip Erdoğan böyle bir şey yapsa, bir tanesi Davutoğlu, bir tanesi Abdullah Gül, ikisinden de küs. Ben ikisinden de konuşabilen, dördünden de konuşan, hepsinden bayramda, önceki dört genel başkanımıza bayramlaşan, oturan, yemek yiyen, evlerine kadar gidip çaylarını içebilen bir anlayıştayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksun olduğu istişare mekanizmaları benim önümde açık. Doğru karar verebilmek için akıl danışabileceğim dört tane büyüğüm var. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisindeki daha önce başbakanlık yapmış olanlarla şu anda görüşmez durumdalar. Birisi ayrıldı, başka parti kurdu. Bir tanesi bir başka partiyi destekledi. Bunu böyle değerlendirin. Şimdi doğru olan kimin ki? Vatandaş değerlendirsin. Peki.